Herkese merhabalar. Öncelikle Karele IT Strateji Günlerine beni davet etmesinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmak benim için gerçekten büyük bir keyif ve onur. Umarım bu oturumda sizler de, sizler açısından da faydalı ve verimli olur. Kendimi tanıtarak, tanıtarak söze başlamak istiyorum. İsmim Emre Ultav. SAS Türkiye'de kurumsal satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. 25 senelik zaman zarfı içerisinde çeşitli şirketlerde, üreticilerde, iş sekası, veri analitiği, e, dijital dönüşüm, e-ticaret, e, dijital transformasyon gibi projelerin içerisinde e, yer aldım. E, tabii e, hayatının merkezinde ana işi analitik olan bir şirkette çalışan biri olarak ve e, günün e, anlamının da IT profesyonelleriyle bir arada olmaktan geçmesinden e, dolayı e, biraz konu başlığımı e, hem analitik e, dönüşümü ve buradaki değişimleri sizlere aktarmak hem de IT profesyonellerinin bu şirketlerin içerisinde bulunduğu analitik dönüşümdeki rollerinden biraz bahsetmek üzere kurguladım. E tabii dijital dönüşüm, analitik dönüşüm bunlar çok kol kola giden konular. Özellikle pandemi ile birlikte dijital dönüşümün hızlanması, burada fiziksel şirketlerin fiziksel olanaklarının azalması sebebiyle veriyi daha iyi işlemek ihtiyacında olmaları ee, ve buna ilişkin rekabet avantajı ve maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmalar hep analitik dönüşümü hızlandıran etkenler. Ama IT profesyonelleri açısından baktığımız zaman e, biz yıllardır hep e, şunu görüyoruz. Bu dijital dönüşümde olsa, analitik dönüşümde olsa işin merkezinde veri yatıyor ve bugün aslında konuştuğumuz e, büyük veri. Ben konuyu şöyle görüyorum yani IT ile, IT profesyonelliği aslında verinin bir evliliği var ve bu evliliğe sürekli, e her 5 senede 10 senede bir yeni anlamlar katıldı. İşte 1980'lerde 90'larda biz kurumsal kaynak planlama sistemlerinin içerisinde veriyi işte süreçleri birbirleriyle nasıl entegre ederiz diye kullanıyor ve anlamlandırıyorduk. 2000'lerle birlikte işte internetin gelmesiyle dijital kanalların, e ticaretin hayatımıza girmesiyle birlikte artık offline ve online veri e, gündem'e geldi. Veri hacmi büyüdü, veri çeşitliliği arttı. Daha sonra sosyal medya, sosyal medyadaki etkileşimlerin işte satışlara etkileri, 3G, 4G, 5G verinin hızının artması, bağlı cihazlar bugün. Metaverse'den bahsediyoruz, dijital ikizlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla veri sürekli büyüdü, veri sürekli çeşitlendi, verinin değişimi çok hızlı oldu. Ve veri artık kaynaklardan bize gelene kadar da birçok değişime uğruyor. Ve doğruluğunu ve tutarlılığını sürekli IT yöneticileri yerinde kılmak durumunda. Fakat şimdi yeni dünyada veriye yeni bir anlam katıyoruz ve bence bu çok önemli bir anlam. Çünkü önümüzdeki dönemde büyük veri trendlerine baktığımız zaman üç şey karşımıza çıkıyor. Zaten hepimizin bildiği bu verinin mobil ve gerçek zamanlı olarak karşımıza çıkması, önümüzdeki dönemde hatta verinin yüzde 90'dan fazlası şeylerin internetinden bağlı cihazlardan bize geliyor olacak. İkinci önemli bir konu aslında veriye anlam kattığımız konu, yapay zeka ve ileri analitik uygulamalarının bundan sonra veri analitiğinin analitik dönüşümün temeline oturuyor olması ve tabii e, bununla birlikte hiç bitmeyen e, güvenliğe ilişkin e, tedbirler yeni trendlerden e, trendler olarak karşımıza çıkıyor. Biraz evvelki cümleyi niye kurdum? Yeni bir anlam veriyoruz çünkü artık yapay zeka ile birlikte makine öğrenmesi ile birlikte otomatik yapılarla bugün belki daha operasyonel verimlilik e, konusundaki kararları insandan makineye taşıyoruz ama yarın bir gün uygulamalarını görüyoruz. Gerçekten şirketler açısından çok görev kritik. Belki insan hayatı açısından çok kritik kararları yapay zeka ortamlarında ileri analitik ortamlarında veriyor olacağız. Bu sebepten dolayı bence IT profesyonellerine bundan sonraki dönemde veriyi anlamlandırmak, veriyi korumak, tutarlı kılmak adına daha büyük bir e, görev düşüyor. E, aslında şu çok büyük e, oranda bütün analiz firmalar tarafından e, kabul edilen bir gerçek. Yapay zeka ile ileri analitikle birlikte 15 trilyon dolardan fazla bir e, kazanım elde edebilir e, dünya. Ama şirketlere baktığımız zaman, gerçek çıktılarına baktığımız zaman e, bu konunun e, gerçek anlamda bir takım noktasal çözümlerin, deneysel çözümlerin dışında yapay zekanın, ileri analitiğin şirketlerin tüm karar süreçlerine embed edilmesi, içine gömülmesi ancak bu şirketlerin %7'si %8'i tarafından gerçeklenebilmiş durumda. Burada çok ciddi bir yol var aslında. Çok ciddi bir boşluk var. Peki e, bu oyunu kimler oynuyor? E, bu %8'i nasıl arttıracağız? Ve gerçekten o yapay zekanın makine öğrenmesinin bize sunduğu değeri nasıl erişeceğiz? Burada paydaşlar var tabii. Burada IT yöneticileri çok önemli bir rol e, oynuyor. Ama IT'nin hayatı hiç değişmiyor. Hala maliyetleri e, korumak e, durumunda, e, sistemleri ayakta tutmak durumunda, bu o, büyük veriyle birlikte gelen teknik karmaşıklığı yönetmek durumunda. Ama her şeyden farklı olarak, IT'ye bugün yüklenen çok ağır bir misyon var. İnovasyonun da e, tetikleyicisi olması, öncüsü olması, e, sürücüsü olması e, bekleniyor IT'nin. Dolayısıyla bu analitik dönüşümde IT'nin aslında bu iş, işte veri bilimcilerin işi iş analistlerinin konusu noktasında olması mümkün değil. İş liderleri ve analitik liderler açısından da konu çok zorlaşıyor ve karmaşıklaşıyor. Çünkü hiçbir şirket artık kendi endüstrisindeki işini yap, yapmıyor. Yani sürekli e, bir yakınsama var. E, şirketler bir ekosistem içerisinde, bir platform yapısı içerisinde birbirleriyle entegre oluyorlar. Onun için ben bir iş lideri, analitik lideri olarak kendi endüstrimde en iyi uygulamaları gerçekleştirdim, münaze ettim demek mümkün değil. Perakendedeki bir uygulamanın işte hızlı tüketime veya finanstaki bir uygulamanın telekomünikasyon sekt e, sektörüne, etkilerine uyarlanabilmesine çok fazla ihtiyaç var. Onun için de İş ve analitik liderlerinin burada yapma, yapmaya çalıştıkları da aslında en iyi uygulamaları kendi sektörleri için ve ekosistemi de e, devreye alarak hayata geçirmek. Tabi burada çok önemli paydaşlardan biri de e, şirketlerde e, çalışan veri bilimciler, e, data scientistler e, diyoruz. E, genç yetenekler diyelim çünkü bu alanda çok ciddi bir e, talep var ve e, yeni kuşağında e, veri bilimci, veri ilgili çalışan insanlar olarak e, hayata atılmak istediklerini görüyoruz. Onlar da tabii ki e, kurumlarına en fazla etkiyi sağlamak istiyorlar. En e, doğru kararlar veren modeller geliştirmek e, istiyorlar ve daha fazlasını yapabilmek için de mevcut çalıştıkları ortamların otomasyona e, kavuşmasına e, ihtiyaçları var. Peki bu %8'i yukarı nasıl çıkaracağız? Aslında biraz bugün derinleşeceğimiz konulardan bir tanesi de bu. Şimdi Şirketler bir takım yatırımlar yapıyorlar analitik dönüşüm içerisinde. Biraz evvel bahsettiğim 3 tane rolün, yani IT profesyonellerinin, iş liderlerinin ve veri bilimcilerinin çok entegre ve birlikte çalışması gereken yapılar kurgulamaya çalışıyorlar. Bu yapıların aslında 4 tane temel direğe oturması gerekiyor. Bir, yapılan tüm analitik çalışmaların, yapay zeka çalışmalarının operasyona dönebilmesi, üretime dönebilmesi bir hedef olmalı. Yani departmantal anlamda işte nokta çözümler, deneysel çalışmalar evet bir etki yaratıyor ama bunu kurum kültürüne yaymak, üretime almak, hızlı üretime almak mümkün olmadığı noktada e, biz rekabetten geri kalıyoruz ve bu analitik dönüşümde eksik kalıyoruz. İkinci bir konu, veri çok büyüdü. Bunu on-prem sistemlerde, fiziksel ortamlarda tutmak e, çok mümkün değil. İhtiyaçları karşılamıyor. Dolayısıyla... Dijital dönüşüm, analitik dönüşümle birlikte aslında bulut dönüşümünü ve otomasyonu IT yöneticileri mutlaka devreye almalı. Bu yönde stratejiler geliştirmeli. Bir diğer önemli konu ölçeklenebilirlik. Küçük veri setlerinde, küçük ortamlarda yapılan çalışmalar büyük veri setlerine uygulanabilmesi, uyarlanabilmesi gerekiyor ve IT açısından da çok önemli bir konu. Şirket içerisinde bu analitik çalışmalar silolar oluşturmamalı. Yani veri nereden alınıyor? Hangi kaynaktan alınıyor? Nasıl bir transformasyona tabi oldu? Hangi modellere giriyor? Hangi iş birimlerine hizmet ediyor? Bunların govern edilmesi yani yönetişimi IT açısından çok önemli bir konu. Yoksa ipin ucu kaçıyor, yönetilemez bir hale geliyor analitik çalışmalar ve değeri otomatik olarak düşüyor. Bir diğer konu da analitik çıktılar sadece veri bilimcilerin veya iş analistlerinin elinde olmamalı. Kurum tüm iş birimleriyle yönetimden en alttaki uzmana kadar bu analitik çıktılardan e, yararlanabiliyor olmalı. Bunu da demokratikleşme ve uçtan önce analitik kabiliyetlerinin şirketlere yaygınlaşması olarak adlandırıyoruz. Biraz bunlar ne tip sorularla hepiniz aşinasınızdır e, karşımıza çıkıyor hayatımızda. E, buna bakıyor e, olmak istiyorum. Operasyonelleşme yani üretime alma dedik. E, iş yöneticileri çok farkındalar ki doğru kararlar, iyi modellerle, doğru modellerle alınan kararlar işe katkısı, karlılığa katkısı çok fazla. Dolayısıyla onlar daha fazla modeli ve daha fazla etkiyi bekliyorlar. Ama işi IT dünyasına, veri, dünya, veri bilimi dünyasına baktığımız zaman birçok kısıtlar var ve her zaman gelinen nokta işte modellerin hayata geçmesi, devreye alınması, üretime alınması çok geç. Aslında bu modelleri daha hızlı devreye alabilsek daha fayda sağla, daha fazla fayda sağlarız şeklinde oluyor. Bir diğer konu Gerçekten startup şirketler de bu alana çok fazla yatırım yapıyor. Farklı disiplinler var. Yani bir yapay zeka, makine öğrenmesi dediğimizden bir sürü alt analitik teknik var ve herkes bir değer önerisiyle geliyor. Analitik liderlerin aslında bu değer önerilerini analiz etmesi ve gerçekten şirketler için değer üretecek, çıktı üretecek çözümleri seçmesi ve bunlara yönelmesi çok önemli. Tabi burada veri bilimi ekibi de bu yapı içerisinde inovasyonu yakalayabilmek için açık kaynak kod'a R gibi, Python gibi e, dillerle geliştirecekleri modellerle e, fayda sağlamak istiyorlar. Tabii burada burada bir kurumsal çözüm mü, bir üretici çözüm mü, açık kaynak kod mu? Birazdan bunlara geleceğim. Çünkü iş sadece model geliştirme ve açık kaynak kodu hayata almayla e, ilgili değil. Bu işin e, baştanca tüm süreciyle, yönetişimiyle ilgili bir aslında kavramsal bir konu var burada. Eee eğer bulut dönüşümünü gerçekleştirmediyseniz, burada geri kaldıysanız otomatik olarak analitik modeller, analitik yapılarda bunlardan etkileniyor. Çünkü fiziksel ortamlarda yapılacak bakım, yükseltme, dizayn, işte altyapıyla ilgili ek yatırımlar ihtiyaç olduğu zaman analitik projelerin durdurulması, e, bunların bekleye, bekleye alınması, beklemeye alınması pek mümkün değil. IT liderlerinin en büyük sorunlarından eğer bunlar analitik çözümler fiziksel ortamlardaysa ise başında gelen konulardan bir tanesi bu. E, tabii IT profesyonelleri de hizmet ettikleri iş birimlerine, analitik ekiplere istedikleri kadar kaynağı istedikleri zamanda verebilmeyi bunları provision edebilmeyi öngörüyorlar. Onun için dijital dönüşüm, analitik dönüşüm, bulut dönüşümü aslında el ele giden kavramlar. Bir IT yöneticisinin bu üç stratejiyi aslında birlikte kurgulaması ve değerlendirmesi çok önemli. Otomasyon çok önemli çünkü analitik ekiplerdeki ee, çalışan veri bilimcilerinin daha fazla çıktı üretmesi, daha verimli çalışması bekleniyor ama işte e, veri mühendislerine, veri bilimcilere döndüğümüz zaman da e, eğer süreçte manuel işler varsa, işte modelin seçilmesi, modelin train edilmesi bunların çok fazla zaman aldığından bahsediyorlar. Dolayısıyla verinin erişilmesinden, model geliştirilmesi ve üretime geçmesine kadar ki süreçte tek bir platform üzerinde otomasyon çok değerli hale geliyor. Yani buradaki yaklaşımın Mümkün olduğu kadar bu süreleri kısaltmak için otomasyona adreslemesi lazım. Ölçeklenebilirlik çok önemli. Biraz evvel bahsettiğim gibi veri bilimciler daha fazla çıktı üretsin, daha fazla model geliştirsin. Ama öbür tarafta eğer Tüm data ile çalışılamıyorsa, yeni gelen Delta veri de e, modellere beslenip modeller iyileştirilemiyorsa, kalitesi yükseltilemiyorsa, e, aslında bu ölçeklenebilirliği sağlamıyoruz, sağlayamıyoruz e, ve e, veri bilimcileri aslında e, zamanın yetmediğinden veriyle çok uğraştıklarından e, bahsediyorlar. E, bir diğer konu, biraz evvel bahsettiğim gibi, e, governance, yönetişim. E, IT yöneticilerinin dikkat etmesi gereken e, konulardan bir tanesi iş birimleri tabii inovasyonu yakalamak için noktasal çözümlerle belki bir takım deneysel yaklaşımlarla belli iş problemlerini adreslemek istiyorlar. Ama şirket içerisinde verinin sahipliği, verinin bu modellere sunulması, iş birimlerine sunulması, verinin güvenilir olması, e, verinin yönetebilir olması e, IT'nin e, elinde olmalı. Dolayısıyla kurulan ve kurgulanan e, platformda bu yönetişim kavramına çok dikkat etmek gerekiyor. Diğer iki önemli konuda biraz evvel bahsetmiştim. Demokratikleşme, e, mutlaka e, analitik çıktılar, işte low-code, no-code yapılarla e, iş uzmanlarına, iş birimlerindeki uzmanlara açılabiliyor olmalı. Onların değerlendirmesine ve kullanımına sunulabilmeli. Hatta sadece iş uzmanlarına değil, tüm şirkete her seviyede bu, bu çıktılar, raporlama ve dashboard yapılarıyla aynı analitik döngü içerisinde aynı analitik yaşam döngüsü içerisinde sunulup kullandırılıyor olmalı. Peki e, nasıl bir dönüşümden bahsediyoruz? Yani eskiden neydi? E, şimdi e, şimdi neden bahsediyoruz? Biraz e, bunu anlatmak istiyorum. E, Tabi pandemiyle birlikte e, koşulların çok hızlı değişmesiyle birlikte de bu analitik dönüşümün, dijital dönüşümle birlikte hızlandığını söyleyebiliriz. Şimdi e, maliyetten faydaya bir eğri var aslında yani bir şirket geleneksel yönetim yöntemlerle analitik çalışmalar yapıyorsa yani fiziksel sunucularda belli bir kapasite e, ayırıp işte bu sunucuları devreye alıp burada veriyi hazırlayıp bunun üzerine modelleri geliştirip daha sonra bu modelleri işte IT birimi alıp e, belli uygulamalara skorluyor. Bu skorlama yapıldıktan sonra ki bu alttaki eğri yani kırmızıyla olan süreç aslında şirketin hiçbir fayda sağlamadığı Kurumun fayda sağlamadığı, yatırım yaptığı, sunucu koyduğu, işte veri hazırlığına bir efor harcadığı, model geliştirmeye bir efor harcadığı zaman dilimi. Bu birçok şirkette bugün geleneksel yöntemlerle verinin çok büyümesinden de kaynaklı olarak çok haftalar hatta aylar mertebesini alabiliyor. Tabii bu noktadan sonra modeli devreye aldığınız zaman da modelin performansının izlenmesi, yönetilmesi, tekrar train edilmesi, yeni gelen veriyle modelin kendini geliştirmesi veya alternatif modellerin, otomatik modellerin denenip şampiyon modelin yer değiştirmesi gibi performansı yükseltecek aksiyonlar alınması gerekiyor. Eğer model hayata geçtikten sonraki süreçte de bu yönetişim ve izleme metotları devrede değilse, bir müddet sonra model değerini kaybediyor. Belki iş problemi ortadan kalkmış oluyor veya modele güvenip fayda sağlamayı düşündüğünüz anda aslında model o en yüksek performansının altında seyrediyor. Bu açılardan baktığımız zaman bu haftalar ve aylar mertebesi çok kabul edilebilir döngüler olmaktan çıktı artık. Peki modernize edilmiş analitik yaşam döngüsünden biz neyi kastediyoruz? Şimdi buradaki kritik nokta o biraz evvelki kırmızı alttaki eğriyi çok erkene çekebilmek, burada çok hızlı olabilmek. Burada iki tane yapı ortaya çıkıyor. Bir, tabii ki biraz evvel bahsettiğim gibi artık fiziksel ortamlardan, hibrit cloud, multi cloud dediğimiz bulut ortamlarına taşımamız lazım. Yani e, analitik yapıları artık e, on-premise fiziksel ortamlarda değil, e, buluta e, taşımamız gerekiyor. Ve model geliştirme ve veri hazırlığı aşamalarındaki manuel işleri bertaraf edip, Burada bir otomasyona gitmemiz gere gerekiyor. Yani Burada beklenti aslında haftalar ayran mertebesinde olan model geliştirme e eğrisini çok kısa sürelere, günler hatta bazı e örnek uygulamalarda saatler mertebesine çekmek söz konusu. Tabii sonra da modeli hayata aldıktan sonra, e devreye aldıktan sonra bu modelin sürekli izlenmesi, e sürekli yeni veriyle kendini yenilemesi, gerekiyorsa değiştirilmesi e gibi bir e yönetişim süreci var. İlk sürece aslında data ops diyoruz, ikinci sürece model ops diyoruz. Yani model geliştirmenin sonrası üretime alma ve izleme, model geliştirmenin öncesi de veri hazırlığı ve veri akışı. İşte biz model geliştirme süresini minimize ettiğimiz zaman ve model performansını sürekli izleyip yönettiğimiz zaman akıllı kararlardan, doğru kararlardan aldığımız fayda, mavi alan çok fazla büyümüş oluyor. İşte modern analitik yaşam döngüsünde yapılmak istenen, yapılmaya çalışılan bu. Biraz evvel bahsettim, bu bir e, analitik hayat e, döngüsü. İşte IT'nin, iş liderlerinin, veri bilimcilerinin ortak çalışması gereken bir yönetişim platformuna ihtiyaç var. Yani açık kaynak kodla da geliştirseniz, başka farklı teknolojiler, disiplinler de kullansanız, veri hazırlığı, bunun otomasyonu, model geliştirilmesinden sonra üretime alınması ve izlemesi aşamalarının, karara giden kadar giden süreçteki tüm aşamaların otomatik hale getirilmesi, yönetilmesi, IT tarafından izlenmesi, IT profesyonellerinin bugün karşısına çıkan en önemli konulardan, adreslemesi gereken konulardan bir tanesi. Çok önemli dinamiklerden bir tanesi bulut adaptasyonu demiştim. Bunu görüyoruz, izliyoruz. Günümüzde şirketlerin %60'dan fazlası artık bu bulut dönüşümüne, analitik için özellikle bulut dönüşümüne adaptasyonuna adım atmış durumda. Burada genel cloud, public cloud da yönelme 10 kattan daha fazla. Eğer cloud'a açıklamıyorsa hibrit cloud yapıları, hibrit bulut yapıları, konteynerler içerisine alınmış yapılar yine cloud'un bu ölçeklenebilirlik fonksiyonlarından faydalanabilmek için ve yapılması gereken aslında veriyi analitik uygulamalara, analitik ortama getirmek, taşımak, yönetmekten ziyade analitik uygulamaları natif olarak, yalın olarak aslında buluta taşıyıp verinin olduğu yerde bu prosesleri işletmek ve otomatize etmek IDC'nin bir araştırmasında endüstri trendlere baktığımız zaman hakikaten 2021 22 yılı itibariyle de analitik uygulamaların işte fiziksel sunucularda ve cloud'da olması e, kurgulanması yarı yarıya iken 2025 itibariyle cloud lehine, bulut lehine analitik sistemlerin taşındığını görüyoruz. Dolayısıyla Buradan IT yöneticilerine, tabii ki onlar bunu programlıyorlardır, tavsiyem buluta dönüşümde, Analitiği buluta taşımada e, hızlanmak ve burada biraz evvel bahsettiğim işte üretime hızlı geçiş, e, yönetişim, uçtan uca tüm e, hayat döngüsü yönetme gibi konuları da e, gündemlerinde e, tutmalarını öneriyorum. E, SAS olarak e, biz e, bu, bu işin neresindeyiz? E, i̇şte bir bulut dönüşümünden bahsettim, bir de analitik hayat döngüsünü, modern e, analitik hayat döngüsünden bahsettim. E, SAS 45 senedir e, analitik, e, analitikle doğmuş bir şirket. E, akademik e, geçmişi olan bir şirket. 45 senedir e, şirketlerin farklı sektörlerde e, üretim sektöründe, perakende de, Fransa'da, bankacılıkta birçok farklı sektörde birçok iş problemini adreslemiş, e, analitik konusunda birçok patenti olan teknoloji lideri e, ve gelirlerinin %20'sinden fazlasını e, analitiğe e, ve analitik teknolojinin, teknolojilerinin gelişimine e, ayıran e, bir şirket. E, çok önemli bir inovasyona e, adım attığımızı e, düşünüyorum. İşte biraz daha bahsettiğim gibi geleneksel analitik yaşam döngüsünde modelin kendisini geliştirmek çok değerli ve önemliydi. Şimdi Model geliştirme ortamınız herhangi bir open source olabilir veya farklı bir ortam olabilir. Bunun hayat döngüsünü yönetmek, otomatik hale getirmek süreçleri, manuel süreçleri bertaraf etmek önemli. SAS Vaya isminde bir analitik yaşam döngüsünün yönetebileceğiniz bir platform geliştirdi. Biraz evvel bahsettiğim data of sürecindeki bütün verinin görselleşmesi, veri yönetimi, verinin akışındaki e, o e, süreçlerin yönetimi. Model geliştirme aşamasında farklı analitik tekniklerin kullanımı, tahminleme, optimizasyon doğal dil işleme, computer vision, derin öğrenme. Burada aslında platform üzerinde birçok farklı analitik tekniği tek bir platform üzerinde kullanıp yönetebiliyorsunuz. Dolayısıyla fragmente ve izole yapılarda dağınık bir analitik ortamla sonuçlanmayacak bir yönetişim platformundan bahsediyoruz. Ve tabii bu işin Model Ops kısmında Sassfire ile birlikte modelin üretime alınması, izlenmesi, performansının yönetilmesi ve karar destek sistemleriyle birlikte iş kurallarını da istatistiksel modellerle birleştirip en iyi kararı kararların alınmasını sağlamak amacımız. Ee, özetleyecek olursak aslında biraz evvel de bahsettim. Ee, kompozit farklı analitik teknikleri içeriyor olmalı seçeceğiniz çözüm. Ee, ölçeklenebilir olmalı. Cloud adaptasyonu, bulut adaptasyonu olmalı. Yüksek erişilebilirliği mutlaka olmalı. Çünkü artık analitik gerçek zamanlı hayatımızda ve kritik kararlara gerçek zamanlı olarak imza atıyor. Açık kaynak kodu inkar etmiyor olmalı. Açık kaynak kod bundan sonra hayatımızda olacak. Dolayısıyla bu analitik yönetişim platformunun açık kaynak kodu kucaklı olması lazım. SASVA'ya bu felsefeyle geliştirilmiş bir çözüm. Ve tabii bütün bu analitik çıktıların demokratikleştirilmesi, bütün iş birimlerine yayılması için gerekli işte raporlama ve dashboarding yapılarıyla birlikte geliyor. Ee, çok o, biraz evvel bahsettim bu dönüşümde belirli aşamalarda ve adımlarda olabilirsiniz. Ee, SAS çözümlerinin e, buluta adaptasyonda e, ciddi bir e, üretimi almada esnekliği var. Halen on-premise olarak fiziksel sunucularda kurulabiliyor genel bulutta, public cloud'da Microsoft'la yaptığımız global anlaşma doğrusunda Azure üzerinde, Amazon üzerinde, Google üzerinde, buralarda işletebiliyorsunuz. Çok önemli ve değerli artık sunumunun sonuna geliyorum. E, girişimlerden bir tanesi de e, tabii verinin e, Türkiye'de kalması. Eğer fiziksel donanım yatırımına bütçeniz yoksa veya bununla ilgili bakım e, maliyetleri çok e, yüksek olabilir. E, orta ölçekli, küçük ölçekli şirketlerin de Analitiğe erişebilmesi için TÜKSEL ile birlikte yaptığımız bir işbirliğiyle SAS analitik çözümlerini TÜKSEL e buluta koyduk. Dolayısıyla hem veri Türkiye'de kalıyor hem bu analitik kabiliyetleri bir servis yaklaşımıyla erişebiliyorsunuz. Bu işbirliğinde aşağıda linki iletiyorum. 3 tane analitik paket var. İşte işse kası paketi, analitik paket ve optimizasyon tahminleme gibi çözümlerin de yer aldığı, karar destek çözümlerin de yer aldığı ileri paket. Dolayısıyla hem fiziksel hem genel bulut hem de tüksel bulutta analitik çözümleri sunabiliyoruz. Bir diğer önemli konuda 2022'de Dünya Ekonomik Forumu'nun ilan ettiği en fazla talep alacak iş veri bilimcileri, veri mühendisleri. Ee, talep çok fazla arz çok az. Biz de SAS olarak Türkiye'ye bu anlamda bir katkı sağlamak istedik. Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte bir dijital teknoloji geliştiriciler programının lansmanını yaptık 2019 sonu itibarıyla bu anlamda da 20'den fazla üniversite ile işbirliğiyle birlikte hem akademisyenlere eğitiyoruz hem sertifikasyon programları burada çalıştaylar düzenliyoruz ve 5000'den fazla öğrenciyi yetiştiriyoruz bir staj programıyla bünyemize katıyoruz projelerde çalışmalarını sağlıyoruz ve sektöre kazandırmayı hedefliyoruz deyip sözlerimi noktalandırmak istiyorum herkese çok teşekkür ederim umuyorum faydalı bir paylaşım olmuştur